1850 okulun tümünde, sandıkların hemen hemen tümünde, sandıkların kurulduğu katların hemen hemen tümünde partilerimiz vardı, temsilcilerimiz vardı. Seçim güvenliği konusunda çok başarılı bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Orada bir sorun yok. Türkiye genelinde de bilemiyorum çok ciddi sorunlar olduğunu sanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorunuyla ilgili ortaya koyduğu çözüm acaba daha mı radikal olmalı ya da daha az mı radikal olmalı diye tartışmaya tabi tutulacak bir çözüm değil. Biz Kürt sorunuyla ilgili maalesef çözümü olan tek parti konumunda kaldık. Bunu şunun için söylüyorum. AKP çözüm süreci dediği süreci çok başarısız bir şekilde yönetti. Onun bir parçası da HDP'ydi aslında. Yani çözüm süreci dedikleri sürecin en yüksek siyasi metni 28 Şubat 2015 tarihinde açıklandı. Birlikte açıkladılar. AKP ve HDP bunu birlikte açıkladılar. 21 Mart Nevruz günü Diyarbakır'da bu Türkçe ve Kürtçe olarak kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuldu ve ondan sonra da bildiğimiz gelişmeler yaşandı. AKP'nin de HDP'nin bu bağlamda söyleyecek sözü yoktu bir Kasım seçimlerine giderken. MHP için zaten böyle bir sorun söz konusu değildi. Bir tek biz dünya deneyimini de dikkate alarak Kürt sorununun çözümü için kendi önerimizi ortaya koyduk. Bence çok doğruydu ama en iyisi bile diyemiyorum. Maalesef sözcüğünü o nedenle kullandım. Yalnızca CHP'nin çözümü vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu arada söz buraya gelmişken bir eklemede bulunayım. Bir de gelecek projesi vardı. Merkez Türkiye projesi. Aslında ufuk projesi olan tek parti de Cumhuriyet Halk Partisi, onu da söyleyeyim. Yani başka hiçbir partinin gelecek 10 yıllarda bu ülke insanına heyecan verecek projesi maalesef yoktu. Maalesef yoktu. AKP zaten bu şeyi büyük ölçüde Avrupa Birliği'ni yıllar yılı kullanmıştı ve onu da daha sonra büyük ölçüde çıkmaza sokmuş bir parti konumundaydı. Yani 2000'li yılların başında ÇIPA olarak AKP Avrupa Birliği'ni dile getiriyordu. Uzunca bir sürede onu ÇIPA olarak değerlendirdi. Kendisini öyle takdim etti. Fakat sonra Avrupa Birliği bildiğimiz tıkanma sürecine girdi. AKP'nin bir projesi yoktu, MHP'nin yoktu, HDP'nin yoktu. Gelecek projesi olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi projeyi ortaya koydu, onu da söyleyeyim. Dış siyaset konusunda da, dış siyasetle ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Suriye için, özellikle Orta Doğu için en gerçekçi şeyleri, çözümleri dile getirdi diye düşünüyorum. Son olarak kurultayla ilgili hocam. Kurultay için biraz önce de söyledim. Tabii bir yarışma ve çok memnunum ben aslında çok sayıda adayla kurultaya gidiyor olmamızdan. Memnuniyet duyuyorum. Ama biraz önce söylediğim gibi aday olan her arkadaşımın bir proje ortaya koymasını gerekli görüyorum. Ben seçilirsem diye başlayan, ben genel başkan olursam diye başlayan ve özellikle örgüt yenilenmesi konusunda görüşlerini ortaya koyan bir projeyle arkadaşlarımız bu sürece katılmalı diye düşünüyorum. Aslında ilçe ve il kongrelerinin yapılıyor olmasını da bu bağlamda bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Genel başkan adaylarımız gitmeliler, görüşlerini il kongrelerinde, ilçe kongrelerinde dillendirmeliler. Çok teşekkür ederiz hocam, vakit ayırdınız.